Altın tarafına baktığımız zaman bakın arkadaşlar şöyle bir grafik sizlere göstereceğim. Özellikle altın yatırımcısının dikkatle takip etmesi gerektiğini düşündüğüm bir grafik. Aylık uzun vadeli bir grafik. Bakın şurada tepeleri görüyorsunuz. Şuradaki tepeleri baz aldığımız zaman 3 tane büyük önemli bir tepenin altın grafiğinde olduğunu ve şunlardan böyle bir direnç seviyesi aldığımız zaman altının aylık bazda bu direncin üstünde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Zaten 2000 dolar seviyesinin altında çok önemli bir seviye olduğunu ve bu direncin aşılması buralarda artık aylık kapanışların ve haftalık kapanışların gelip gelmeyeceği bizler için çok önemli olacak. O yüzden sizler de dikkatli bir şekilde aylık kapanışlarda bu 2000 dolar seviyesinin üzerinde tutunup tutunmayacağımızı dikkatli bir şekilde takipte kalın. Bu günlükte, haftalıkta ve e, arkadaşlar aylık bazda biz 2000 dolar seviyesinin üzerindeki ons altının tutunmasını e, görebilir isek işte bakın altın tarafında o beklentimiz olan büyük yükselişin başladığını söyleyebiliriz. Aylık ve uzun bazdaki şöyle bir grafikteki oluşuma da dikkat ederseniz kulp fiyatlamasını altının yaptığını görüyoruz. Burada bir kulp oluşturdu. Bu kulbun üzerindeki kırılımı da e, gerçekleştirdi. 2000 dolar seviyesi o yüzden biz altının onsunda önemli bir seviye olarak gördüğümüz bölgeydi. Şimdi bu bölgeyi de açtık. Şimdi buradaki hedefimiz ne olur? Bakın bu çanak kulbun fiyatını bizler burada hesaplayacak olursak bu 1800 e, kabaca şurasını 1850 dolar civarından alacak olursak şurası da 2000 dolar civarlarında bir kırılımla ve kalıcılıkla birlikte biz 150 dolarlık bir maş burada e, ilk etapta beklediğimiz alan içerisinde e, bu da altının e, ons tarafında arkadaşlar 2150 2200 dolar civarına doğru bir yükselişin Devam edebileceğinin sinyalini bizlere veriyor. O yüzden altın yatırımcıları için e, bu önemli bir teknik analiz ve bu takip edilmesi gereken bir seviye. Bakın şöyle trendlere özellikle baktığımız zaman da e, haftalıkta uzun süredir e, bu trend çizgisinin üzerinde bizler kapanışlar zaten görüyorduk. O yüzden altına 1830 dolarlar civarından beri dikkat çektik çünkü 1830 doların önemli bir destek bölgesi olduğu. Buradan tekrardan yukarı yönlü hareketini tamamlayacağını söylemiştik ve dediğimiz gibi de altın buradan yukarı yönlü hareketini tamamladı. Aylık bazdaki o grafiğe de baktığımız sizlerle baktığımız için o grafik üzerinde de bir oluşumu mevcut. Bakın daha kısa da hemen şöyle günlük bazda bu grafiği aldığımız zaman şu şekilde trend yönünü belirleyecek olursak da hala da yukarı yönlü bir trendin devam ettiğini altında söyleyebiliriz. 2000 direncinin üstündeki kapanışlar devam ediyor. Bu kapanışların devamı altında özellikle arkadaşlar kırılımların olumlu güzel kırılımların geldiği ve bu hareketlinin devam edeceğini bizlere gösteriyor. 2000 üzeri altın gerçekten önemli, yukarı yönlü bu yükselişini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Ve burada hala daha bir boşluk, bakın takip ettiğimiz bir boşluk seviye. 2075 ilk etapta rekor seviyesine doğru bu hareketliliğin devam etmesi. Aylık bazda da gördüğümüz o kulp fiyatlaması 2100-2150 dolarlar civarında. Ee, yükseliş Çanağın kendisini fiyatlaması da 2400-2500 dolarlara Doğru gidecek bir Altını bizlere gösteriyor O yüzden de her zaman Dedik ki arkadaşlar gram altın Tarafındakiler şanslı Çünkü gram altın tarafında uzun zamandır Bizlerin bu takip ettiği Tren çizgisinin altında Bir kapanış biz görmedik Bu kapanışın görülmemesi de Gram altının güçlü hareketine devam edeceğinin sinyalini veriyor. Tabi ilk etapta beklentim 2000 TL'ler civarına doğru gidecek bir gram altındı. Beklentimden daha önce bu seviyelere ulaştık. Bu da gram altın yatırımcısı için önemli. Bu saat itibariyle baktığımız zaman 1875 TL'ler civarında fiyatlanan bir gram altın 2000 Türk Lirası'na doğru hareketini devam ettirecek. Haftalık bazda gram altın tarafına baktığımız zaman beklentilerimiz dahilinde e, biz gram altının ons ve dolar yönlü hareketleriyle birlikte yukarı yönlü hareketini sürdüreceği yönündeki düşüncemiz mevcut. Bakın şöyle 2000 dolar seviyesinde mesela gram altında bir direnç bölgesi mevcut ve bu hareketlilik şu şekilde bir 2000 dolara zaten yaklaşmış, 2000 TL'ye yaklaşmış durumda. O yüzden e, 2000 TL'nin şu şekilde bir oluşuma e, ve beraberinde 2000 Türk Lirası'nın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte buradaki ana hedef bölgesi ons ve e, dolar Türk Lirası çarpımıyla birlikte arkadaşlar bizlere gram altında 2500 TL'ler civarına doğru bir fiyatlamayı da beraberinde getirebilir. O yüzden diyoruz ki bu ons altındaki o sizlerle birlikte çanak kulp fiyatlamasını takipte kalacağız. Kulptan sonra büyük çanak fiyatlaması da başlar ise altının gram tarafında da bizler 2500 Türk lirasına doğru bu hareketliliğin devamını bekleyebiliriz. 2000 direnci önemli olacak. 2000 direncini de gram altın tarafında takipte kalalım. Onun kırılımı daha yukarı sert hareketleri de Beraberinde getirebilir sevgili dostlarım. O yüzden önemli bir seviye. Gümüş tarafına baktığımız zaman ons gümüş tarafında sabırlı olunması gerektiği yukarı yönlü hareketin e, sertleşebileceği ile ilgili burada bir grafiğimiz mevcuttu ve sizlerle birlikte biz bu grafiği takip ediyorduk ve grafikte baktığımız zaman şu yukarıdaki direnç seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da gümüşün onsu için gerçekten olumlu bir hareket ve yukarı yönlü bu kırılımla birlikte bakın şu EMA'ların kesişimini görüyorsunuz. Mavi yeşili yukarıya dön kırmış ve yeşil EMA'nın yönü de artık yukarı yönlü hareketi bizlere gösteriyor. Grafik bazında baktığımız zaman haftalık bazda yani orta vadeli bir grafik üzerinde e, bu gümüşü değerlendirdiğimiz zaman gümüşün onsunda artık bakın şu 26 dolar seviyesi bir hedef haline gelmiş durumda. E, 26 dolara doğru hareketler devam edecektir diye düşünüyorum. Şöyle grafiği biraz daha sizler için küçülteyim. Bu grafiğin önemini e, şimdi sizlerle birlikte paylaşacağım. Bakın gümüş tarafında e, bu 26 dolar seviyesine doğru gelinme ile birlikte zaten biz şurada bir düşen trendi yukarı yönlü gümüş artık kırdı. Uzun zamandır kıramadığı bu trendi de Yukarı yönlü kırması 26 direncine doğru bir hareketliliği başlatacak. 26 direncindeki hareketlilik neden önemli? Bakın burada da bir çanak kulp, büyük bir çanak kulp gördüğünüz gibi ee, bu hareketin şu şekilde bir kulp yapıp e, bu hareketliliği yukarıya yönlü kırması demek bizler için bir 34 dolar civarına doğru sevgili dostlarım gümüşteki bu hareketliliğin yukarı yönlü devam etmesi niteliğini taşıyacak. O yüzden gümüşteki bu hareketlilik önemli. 26 dolar seviyesi önemli olacak. Dikkatle takip edeceğiz. Şimdi gümüş Türk Lirası elinde gümüş gram tutan sevgili dostlarımız için 23 lira yıl sonu hedefimiz vardı. E, bu 23 lirayı zaten gümüşün gram tarafında gördük. E, o yüzden e, artık yeni hedef seviyelerimizi Gümüşün gram tarafında da belirlemekte fayda var. Eğer ki ons'taki 26 dolar kırılımını bizler görür isek ya da zaten bu 26 dolarlara doğru bir hareketlilik gümüşün ons tarafında bekliyoruz. Bu hareketlilikle birlikte e, gümüş TL tarafı da artık 24 liralar civarı ve üzerindeki fiyatlamayı bekleyebilirler. 23 lira yukarı yönlü kırıldı. Orası bir denendi Yukarı yönde aşılmasıyla birlikte arkadaşlar bir miktar geri geldik. Fakat e, Ons'taki bu hareketlilik 26 dolara e, doğru yönleneceği için ben 24 liralara doğru gümüşte e, bu hareketliliğin tekrardan devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde e, haber akışlarını sizlerle birlikte takipte kalacağız. Gümüş hala da çok ucuz. Benim nezdimde gördüğüm kadarıyla çok ucuz altına nazaran daha ucuz. O yüzden yukarı yönlü daha fiyatlanacak önemli seviyeleri olduğunu düşünüyorum gümüşün sevgili dostlarım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin'de şöyle haftalık bir grafik üzerinde Bitcoin'i hemen değerlendirelim. Çünkü Bitcoin'deki şuradaki bakın trend çizgimizin güzel bir destek olarak çalıştığını görüyoruz ve bu gün itibariyle de baktığımız zaman buradan geçen Destekimiz 35.880 dolar. Şimdi Bitcoin yatırımcısı için bu seviye önemli. Hemen bunu bir yere not alalım. 35.880 dolar seviyesi. Burası bir destek bölgesi. E, bu destek bölgesi güzel çalışan mavi çizginin üzerindeki gördüğünüz gibi yükselişin devamı niteliğinde olan bölge. Bu bölgeye doğru hareketler Bitcoin'de bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek alandır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ee, bunu söylememizdeki sebep e, sevgili dostlarım yukarı yönlü bu fiyatlamanın şuradaki 40 bin dolar seviyesine doğru bendeki e, beklentisinin devam edeceği yönünde. O yüzden e, bu destek bölgesi önemli. İlk etapta şu 40 bini e, fiyatlaması ve burada biraz zorlanabileceğini söylemiştim. 35.880 dolar üzerinde kaldıkça hala da olumlu bir bitcoin 40.000 lira ilk e, ana hedef bölgesi olarak takip edilebilir. E, bakın şöyle grafik üzerinde de gördüğümüz zaman hala da olumlu tren çizgisinin üzerindeki hareketleri takip eden bir bitcoin çizelgesini sizlerle birlikte izliyoruz. Günlük bazdaki grafikte baktığımız zaman da şu iki Bakın alan içerisindeki hareketlilik. Bunu şu şekilde de değerlendirebiliriz. Bakın şöyle alt taraftan aldığımız zaman buradaki hareketlilik aşağıda özellikle 36.518 evet 36.518 şurada 36.518 seviyesi bir destek günlük bazdaki en yakın desteği. Haftalık bazdaki desteği 35.800. Ee, bu iki destek önemli. Şimdilik hareketlerin şu iki bant içerisinde 36.518, yukarıda da 37.800 bölgeleri içerisinde sıkıştığını görüyoruz. Ee, bu 37.800 dolar, 36.518 dolar aralığındaki hareket e, bizlere... Bir şurada yatay seyrin oluştuğunu gösteren hareketlilik. Bakın şu şekilde çizdiğimiz zaman buradaki bir yatay yönlü grafikteki hareketliliği sizlerle birlikte görüyoruz. Yani burada biraz güç toplayıp arkadaşlar ben ilk etapta şu 40 bin dolar seviyesindeki hareketi başlatacağını düşünüyorum. Burada bizler için en önemli rakam. 35.800 dolar seviyesi. Buradaki destek biliyorsunuz haftalıktaki destek. Bunu kısa bazda işlem yapanlar için 36.518 günlük kapanışlarda Bitcoin takip edilebilir. Haftalık kapanışlarda ise 35.800 dolar üzerinde kalındıkça hala da yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini Bitcoin tarafında söyleyebilirim. Hatta Bitcoin'de benim hedef noktam bununla da sınırlı değil. Bitcoin'in 40-46 bin ve onun üzerinde de 52 bin dolar seviyesine doğru bu hareketliliğini devam ettireceğini düşünen taraftayım arkadaşlar. Sizler de kendi düşüncelerinizi yazarsanız ben çok sevinirim ve videomuzu başka mecralarda beğenir paylaşırsanız da kanalımızın daha da ilerlemesine vesile olabilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize bol kazançlar, iyi yatırımlar dileyerekten yayınımızı burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.